çok anlamlı bir tören için burada araya geldik. Hiç şüphe yok ki Mehmet Akif Ersoy bizim milli şairimiz ve milli bir değerimiz. Mehmet Akif Ersoy'u anladığımızda burnumuzun kemiklerine kadar sızlayan his dolu bir şair. Bunu zaten Safahat'ın başlangıcında girerken diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayeti oku diyor. O da oku diyor sana eğer hisli bir yürek lazım ise diyor. İlk mısralarından birisi budur. Oku sana hisli bir yürek lazım ise diyor. Mehmet Akif'in her tarafı his dolu, duygu dolu. En güzel cümlelerini zaten ilk ön söz gibi Safahat'ın en başına koymuş. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, kalbimin dili bağlı. Ben bundan pek bizarım. Değerli konuklar, ben Mehmet Akif Ersoy'u ne zaman alsam böyle hep ağlamakta olurum. Gerçekten onun yaşadıklarını biz yaşamış olsak, onun o duygu dünyasını biz yaşamış olsak, gözyaşları içerisinde kalmamız gerekir. Geldiği dönem, yıkılışların yıkılışları takip ettiği koskoca bir imparatorluğun kendi tabiriyle üç adam tarafından batırıldığı bir dönem. Paramparça diye hani son dönemde Müslüm Baba'nın meşhur şeyi var, bir imparatorluğun paramparça olduğu bir dönem. Ve siz bir şair olarak burada konuşuyorsunuz. Ve eserinde onları konuşuyor. Ve İstiklal Marşı'nda bu zaten azmi, bu heyecanı, bu ufku görüyorsunuz. Korkma diye başlıyoruz. Neden korkma diye başlıyoruz? Bunu düşünmek lazım. Çünkü hakikaten herkesin korktuğu ve kaçtığı bir dönemde, Ankara'nın terk edildiği bir dönemde düşman topçusunun top seslerinin Polatlı'dan duyulduğu, Ankara'da duyulduğu bir dönemde Mehmet Akif bunu bir gece yarısı mısralara döküyor. Korkma diye başlıyor. Düşmanın top seslerinin duyulduğu bu esasında yeni bir vaka değildir. Mehmet Akif İlk şiirine Safahat'ta başlarken oku diye başladığı gibi burada da yine bir yere atıf yapıyor. Mekke'den Medine'ye Hazreti Peygamber göç ederken düşmanın at nallarının sesleri mağaradan duyuluyor. Hazreti Ebu Bekir korkuyor. Diyor ki korkma Allah bizimle beraber diyor. Aslında İstiklal Marşı'nda orada korkma derken korkma Allah bizimle beraber. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Diyor şair. Bu cümleler arada cümleyi mutarıza derler. Gizlenmiş, mahfuz cümleler. Bunlar hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Çünkü tarihte iki tane sevr var. Birisi Hazreti Peygamber'in Sevr mağarasında bunu söylediği, diğeri de Osmanlı'nın Sevr anlaşmasıyla mağaraya tıkıldığı ve bütün Osmanlı milletinin tepeden tırnağa korku ve endişeyle titrediği bir dönemde yazılıyor. O zaman düşünmek gerekiyor. Her kelimesini düşünmek gerekiyor. Ben mesela bu şiirle bu komisyonda neden komisyon başkanı olarak neden İstiklal Marşı yarışmasının yapılması istediğinizi müsaade ederseniz izah edeyim. Şiir okuyan insanlar genelde